Selamlar hepinize 11.8 yama notları ile yeniden sizlerle hep birlikteyim. Ee, biraz geç bir video oluyor çünkü bazı şeyleri test etmem gerekiyordu. Bize de bildiğiniz üzere sabah geldi aslında yama. Yani yama notları dün gece gelmiş olmasına rağmen yamanın kendisi sabah geldiği için. Ee, ben de kalktıktan sonra biraz test edeyim dedim. Çok değişen şeyler var çünkü ve büyük bir yamadan bahsediyoruz. MSI yaması bu olmayacak. 11.9 çok büyük bir ihtimalle MSI yaması olacak. Tarih oraya denk geliyor çünkü. Ee, ama MSI'da etkisi olabilecek değişiklikler olduğunu söyleyebilirim. İlk olarak Gwen'le başlayalım. Yeni bir şampiyonumuz var Gwen. Yetenek tanıtımından bahsetmeyeceğim ama şampiyonun genel doğasıyla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Baya kısa menzilli bir şampiyon ve kısa menzilden oynadığınızda yani kısa menzilli rakiplere karşı oynadığınızda etkili olabileceğini düşünüyorum. Çok fazla gerçek hasar barındırıyor yetenek setinde. Bence anormal derecede fazla gerçek hasar barındırıyor. Bu kadarı bence fazla. Ee, çok fazla hayatta kalma becerisine sahip bir büyücü olmasına rağmen yani bir battle mage denilen de çok uygun aslında. Kısa menzille büyü hasarı veriyor. Belli hayatta kalma mekanikleri var ki bence özellikle W'su haddinden fazla güçlü bir yetenek. Ama OP olduğunu düşünmüyorum. Neden OP olduğunu düşünmüyorum? Çünkü inanılmaz mobil bir şampiyon değil. Çok küçük bir at atılması var. O atılmanın bekleme süresini ciddi anlamda düşürebiliyorsunuz ondan sonra atılmanın verdiği buff'la oto atak yaptıktan sonra onları düşürebiliyorsunuz ama yetenek seti çok fazla otomatik saldırı yapmaya ve yeteneklerini kullanmaya bağımlı. Hasar verebilmesi de buna bağımlı ve bu yüzden çok kısa menzilli kalıyor. O yüzden de OP olduğunu düşünmüyorum ama iyi bir şampiyon gibi geliyor şu anda. geldiği zamanla yani geldiği anda da zaten açıldığında da direkt olarak ben oynanacağını düşünüyorum. En iyi bedeli ilk yetenek seviyelerinde arttı. 70 ila 110 arasından 90 ila 110 arasında çıktı. Genelde koridorda en oynadığınızda bu yetenek ikinci fulllediğiniz yeteneğiniz. O yüzden erken aşamalarda biraz yorucu olabilir W'yu kullanmak. Manazı daha iyi yönlendirmeniz lazım. Ama zaten sadece Lovelo'da oynanan bir şampiyonda hala da oynanmaya devam edecek orada. Aphelios. Pasifin zırh değişmesi arttı. R'nin birinci silah etkileri güçlendi. Ultinin yani. E, zırh değişme miktarı 3 ila 18 arasından 3.5 ila 21 arasında çıktı. Hiçbir şey değişmeyecek burada. Hayatında hiçbir şey değişmeyecek Affediyorsun. Bunun çünkü zırh delmeden zırh değişmeye geçtiği anda zaten mahvolmuştu Affediyorsun. E, ultilerinde de genel güçlendirmeler var. Kalibrum masarı 40-100 arasından 50-110'a çıkmış. Severum'un iyileştirmesi 250 275'e, 525'e çıkmış. Gravitum sabitlemesi süresi 1.25'den 1.35'e çıkmış. Infernum'un saçılma hasarı %85'den %90'a çıkmış. İlk hasarın %90'ı şeklinde. Crash Anlam'ın çakra de 4 ilave, 4 ilave toplam 5'ten 5 ilave toplam 6'ya çıkmış durumda. Hiçbir şey değişmeyecek. Evet güzel buff. Evet minik minik bufflamaya devam ediyorlar. Aphelios çok düşmüştü. Ama oyuna dönmesini etkileyecek edecek bir buff yok burada. Cassiopeia'nın mana bedeli ilerleyen yetenek seviyelerinde düşüyor. 50 sabitten 50 ila 42 arasında düşüyor. Cassiopeia'nın hiç ihtiyacı olan bir buff değil bu. Cassiopeia'nın ihtiyacı olan şey Cassiopeia'da battle mage diyebileceğimiz tarzda bir şampiyon aslında. Çok kısa menzilden sürekli hayatta kalarak ve sürekli hasar vererek becerilerini sergileyebilen bir şampiyon. E, hayatta kalmasını sağlayabilecek eşyası yok şu anda oyunda. O yüzden oynanmıyor Cassiopeia. Eşyalardan dolayı oynanmıyor. O yüzden de e, bu değişiklikte hayatını hiçbir şey değiştirmeyecektir. Doktor Mundo. Nerf. Evet. inanılır gibi değil. Pasifinin azami can yenilenmesi arttı. Tabi buff'ı buraya yazmışlar. Öbürlerinin hepsi nerf. Neyse. Azami can yenilenmesi %1.5'dan %2.5'a çıktı. Canının maksimum canının %2.5'unu artık iyileştirecek. Gerçekten muazzam bir pasif. Zirve pasiflerden biridir oyundaki. Mikrotlu satır. milyonlara e, minyonlara ve canavarlara karşı sınırlı hasarı vardı o belli bir miktarda da hasar verebiliyordunuz. O 300 ila 500 arasına 100 ila 500 arasına indirildi. E, bu da hala ormanda oynamak isteyenler varsa e fullleyemeyecek demek. e fullleyemediğiniz zaman da iyi bir düellocu olamayacaksınız demek anlamına geliyor. Rakibe isabet halinde gelen cam e, can bedeli yenilenmesi %50'den %100'e çıkarıldı. Koridorda oynansın diye yapılıyor bu evet. Koridorda çünkü Q fullleyebiliyorsunuz. Ee, ES acı sever sabit ilave saldırı gücü miktarı 40 ila 100 arasından 30 ila 90 arasında indirildi Azami ilave saldırı gücü miktarı da 60 ila 180 arasında 50 ila 170'e indirildi Bunun koridor mundo'yu getireceğini düşünüyorlarsa çok büyük yanılıyorlar Çünkü kimse üst koridorda mundo oynamayacak oynayamazlar çünkü nasıl oynasınlar Herkes true damage var karşınıza Fiora gelir içinizden geçer karşınıza Kamil gelir içinizden geçer Karşınıza artık Gwen gelir içinizden geçer ee, o yüzden kimse bunun toplayında falan oynayacağını düşünmesin. Şampiyonu boş yere bitirdiler. Oynanacağı bir tane yer var. Alt koridorda Sena'nın yanında. pamkenç yerine Mundo öyle oynayabilirsiniz. O kadar. Başka hiçbir yerde oynanacağını düşünmüyorum artık Mundo'nun. Nar, W'nun ilavesi hareket hızı azaldı. Gereksiz bir nerf olduğunu düşünüyorum. Ben Nar'ın nerflenmesini çok saçma buluyorum. Ee, neden çok saçma buluyorum? Çünkü bir sürü aslında cevabı var Nar'ın. Nar, Nar Jayce'le dövüyorsunuz, İrelia'yla dövüyorsunuz, bu Kong'la bazen belli bir miktar doğru hamleleri yapıp dövüyorsunuz ve bu ya bu nerfler şampiyonun da avantajlı oldu işte mesela Renekton eşleşmesini falan yerden yere vurmasını sağlayan şeylerdi de o yüzden nerfledik falan nerfleri değil. Ben o yüzden çok saçma nerfler olduğunu düşünüyorum onlara gelen nerflerin. Hiper'in W'nun ilave hareket hızı miktarını azaltıyorlar. Ee, Ren ultisinin seviyesine bağlı olarak %30 ila %75 kaybolan hareket hızı yerine artık %20 ila %80 kaybolan ilave hareket hızı olacak. Erken seviyeler için büyük nörf, kalanlar için çok büyük nörf değil. Ama çok da hayatı da değişmeyecektir yani. LeBlanc üst üste aldığı bufflar devam ediyor LeBlanc'ın. E, halbuki tek problemi büyücü eşyalarının çok pahalı olması. Bu kadar. Başka hiçbir problem yok şampiyon. Bu yer gerçekten buydu bu arada bütün problemi. Cher mührü Q'sunun hasarı 55 ila 155 arasından 65 ila 165 arasında çıkarılmış. Maksimum da yani toplam da. iki tarafını patlatınca da. 110-310'dan 130 330'a çıkarılmış durumda. Yetenek gücü eşyaları eskisine kıyasla çok pahalılar. Mesela eskiden Luder 3000 altında, şimdi daha pahalı. İşte e, şeyler dışında Zonya ve Banshee dışında büyük çoğunluğu çok daha pahalı eskiye kıyasla. Leblanc da bir kar topu orta koridoru. Yani bir suikastçı sonuçta. E, eşyalarını geç aldığı zaman doğal olarak gücü de geç gelmiş oluyor. Tek, pek, tek problem bu aslında. Şampiyonun yetenek setinin bufflanmaktan ziyade büyüyücü eşyalarının kıvama getirilmesi gerekiyordu. Yani kıyasladığımız zaman tank ve AD kere eşyaları çok daha üstte kalıyor. Özellikle tanklarda yani tank eşyaları ucuz mesela. Ucuzluklarıyla öne çıkıyorlar. AD kere eşyaları da paranızın daha çok karşılığını alıyorsunuz. Yetenek gücü eşyalarına kıyasla. Lee'sin E bekleme süresi azaltıldı. 10 saniyeden 8'e düşürülmüş. Bu çok yıllar önce nerflenmiş bir yeteneğiydi Lee'sin'in. Çok yıllar önce dememin sebebi şu. Eskiden Lee'sin E fullenirdi. Çok eskiden. Çünkü garanti hasar daha düşük bekleme süresi var ve adamın yakınında kalmanızı sağlıyor. Çünkü yavaşlatmanız falan da var. Adama yapışıp kalmanızı sağlıyordu. Şimdi o dönemlere kıyasla iyisin daha squishy durumda. Çünkü de daha fazla hasar var. Ama belli bir miktar e, dövüşçü, yani bruiser gibi gidebilen, işte hız kesen artı sterakla falan oynanabilen. Biraz da bir yerlerden yetenek setine e, yetenek hızı katabilirse iyisin. O zaman gerçekten tekrardan e fullleyen iyisini görme ihtimal var. Çünkü bu 8'e düşürülmüş olması e, yani seviye başına süresi düşmüyor E'nin. Ama siz eşyalarınızı artırımda daha da düşürebilmeniz anlamına gelecek. Ve orman temizleme hızı da ciddi bir artık katabilir bu. Disney zaten tekli kampları hızlı temizlerdi. Eskiden beri hızlı temizler tekli kampları. Büyükleri temizlemek çok problem problemde. Oraya yardımcı olabilecek bir buff. Yeterli bir buff mı? Göreceğiz. Çünkü denediklerimden biri bu değildi. Oriana E'nin ilave dirençleri ilk yetenek seviyelerinde azaldı. 10 ila 30 arası zırh, zırh ve büyü direncine 6 ila 30 arası zırh ve büyü direncine düştü. Bu özellikle solo queue'da ile oynayan yani zırh deşme ile oynayan assassinlerin işine yarar. Çünkü 4 zırh bile lethality'nizi çok yıpratıyor. 5-6 lethality'ye ihtiyacınız oluyor ekstradan onu dengelemek için. Onlara karşı zaten Orianna çoğu zaman hep iyi bir kör seçimde. Onlara karşı olan durumunu biraz dengelemiş olacak. Genelde son fullediğiniz yetenek olduğu için uzun süre aslında bu defanslardan marum kalacaksınız. Ama çok da büyük bir nerf değil Orianna'nın oynanmasını değiştireceğini düşünmüyorum. Ramus mini bir rework yedi ve bence e, viable hale gel, getirebilecek bir rework bu onu. Önce değişikliklerinden bahsedelim. E, güç topu. İlerleyen yetenek güç, yetenek seviyelerinde hasarı azaldı. 100 ila 240'dan 100 ila 220'ye düştü. Çok küçük bir hasar azalışı bu. Çok problem değil. Tortop bu güzel bir buff. Bu çok güzel bir buff hem de. Normal saldırılar artık tortop'un topun süresini 0.4 saniye uzatıyor. Bu da ormanda çok daha sağlıklı ve çok daha hızlı orman temizleyeceğiniz anlamına geliyor. Özellikle erken seviyelerde. Çünkü zaten tor top hem defansif yeteneğiniz hem de aslında kam temizleme yeteneğiniz. bu noktada. E çıldırtan dikenler kışkırtma süresi 1.25-2.25 arasından 1.2 ile 2 arasına indirildi. Buraya da küçük bir nerf ama neden nerflendiğini anlayacaksınız birazdan. Ultisi değiştir Amos'un. Kompleri rework yedi ultisi. Keskin gülle yepyeni bir mekaniğe sahip artık. Ramos havaya sıçrar ve yere sert bir iniş yaparak 100 ile 250 arası 0.6 yani %60 yetenek gücü oranıyla büyü hasarı verir. Bu şöyle çalışıyor arkadaşlar. E, siz gidiyorsunuz Normal bir şekilde durduğunuzu düşünün. Şöyle önünüze doğru atlıyorsunuz bu kadar. Yani böyle mekanik olarak bu kadar. Fakat Ramos ne kadar hızlı hareket ediyorsa o kadar uzağa atlayabiliyorsunuz. Ama atladığınız alan değişmiyor. c gibi düşünebilirsiniz bunu. Warwing atlamasında da yani tam aynı bir şekilde değil ama benzer bir mekanizma var. Onunki gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda indiği yerde, indiği yani çarptığı yerde bir ee, rakipleri 1,5 saniye on %15 ila 20 arasında yavaşlatıyor. 4 saniyene de orada eski ultisi gibi artçı şoklar devam ediyor. O alanda patlamalar devam ediyor. Bir deprem etkisi var orada. Ee, onlar da belli bir miktar hasar vuruyor. 20 ila 40 arası %10 yetenek gücü e, oranıyla ve yavaşlatma etkisini de tetikliyor aynı zamanda. Yani o bölgede yavaşlatma alanı da o ilk baştaki yavaşlatmamız var ya e, o da devam ediyor. Aynı zamanda eğer Q ile yani güç topuyla yuvarlanarak geldiyseniz Q'nun hasarlı o alandakilere vuruyor. Aynı zamanda çarpma alanını yani meteor alanının meteor gibi düşünebilirsiniz Ramus'un kendisini. E, meteor alanının merkezine de ilave hasar veriyor. Tabii ki kat edilen mesafenize yani ne kadar uzaktan atlarsınız o kadar fazla hasarınız da olacak. Şimdi bu e, aslında League of Legends'ı günümüz dünyasındaki mekaniklerine uygun bir ülke. Fakat şöyle bir durum var. Bunu yani bunun tutmaması anındaki tutmaması çok muhtemel geliyor bana. Alanı geniş ama alanı çok dar değil. Ama rakipler hazır yani tek flaşla çıkılamayacak bir mesafe değil. Keşke tek flaşla çıkılamayacak bir mesafe olsa o zaman gerçekten iyi bir yetenek olurdu. Tek flaşla çıkılabilecek bir mesafe ama rakibinizin hazırlıklı olması gerekiyor buna. Normal koşullarda. Bu tutmadığı zaman Ramos bitik. Hiçbir şey yapamaz Ramos. Ama tuttuğu zaman Gerçekten çok değerli bir ulti haline gelir Ramus adına. Çünkü sadece bu ultinin hasarı ve toplam verdiği anlık hasar falan filan değil. Ramus yanınıza gelmiş oluyor. Ramus'un zaten en büyük problemleri, En büyük yaşadığı zorluk Ramus'un yanınıza gelmesi. Yanınıza geldiği zaman kışkırtma da yiyorsunuz, tortop'tan hasar da yiyorsunuz, tortopun e, şeyden yansıtma hasarından falan her şeyi yiyorsunuz. Zaten öldünüz demektir yani. Yani bunu yediği anda birilerinin ölmesi çok muhtemel. Bunu yemezseniz Keskin Gülle'yi kalanlardan da kaçmanız muhtemel. Ben yani o yüzden hızlanma etkisine göre daha uzaktan atlayabileceği için yırtıcıyla oynamanın çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum Ramus oyuncuları adına. Bu arada denedim. Orman temizleme hızında da bir miktar artış var. Hala hızlılardan biri değil. Hala bir Ekarym falan seviyesinde değil. Ama özellikle solo Q'da zaten lobilerde oynanabilir durumdaydı. Artık biraz daha yüksek elolarda da oynanabilir durumda olduğunu düşünüyorum. Rambus Bayağı bir değişiklik var Rumble'da da. Onun bir üst koridor şampiyon olması isteniyor. Ama bu değişikliklerle üst koridor olmayacağının garantisini şimdi, şimdiden verebilirim size. Büyü direnci 32'den 28'e düştü. Büyü direnci bir uyumu oranı 1.25'den 0.75'e düştü. Pasifinde bazı değişikliklerimiz var. Hararet ilave hasarı. Yani kırmızıya döndüğünüzdeki haliniz bu. Sarı olduğunuzda yetenekleriniz baflanıyor. O değil. Kırmızı olduğunuzda yetenek atamıyorsunuz. Kendinizi susturuyorsunuz ya. Heh. Orada otomatik saldırıları artık 25 ila 210 şey 25 ila 110 artı %30 yetenek gücü yerine 10 ila 50 ve rakibin azami canının %6'sı kadar hasar verecek. Yine ilave %30 saldırı gücüyle. Şimdi bu aynı zamanda Rumble hararet yaptığında %50 de saldırı hızı kazanır demek. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Rumble'lar, Rumble oynayan oyuncular kendini yaksın adama dalsın demek. Bunu teşvik eden bereket. Fakat Rumble'ın üst koridorda oynanabildiği dönemdeki artısı neydi? Menzilsiz şampiyonlara karşı küçük de olsa bir mezini koruyup alem makinesiyle onları rahatsız edebiliyor olmasıydı. Tamam mı? Şimdi bu yakmayı yani kendinize hararet yaptırmayı teşvik eden bir mekanik artık. Ama ben yeterli bir mekanik olduğunu düşünüyorum. Bu kime yarar biliyor musunuz? Bu Orman Rumble'a yarar. O Rumble orman çoklu kampları çok rahat temizler. Tekli kampları temizleme konusunda çok sıkıntı yaşayan bir e, şey şampiyon. Ama gördüğünüz üzere bu %6'nın canavarların canıyla alakalı bir limitlendirmesi yok. Anladığım kadarıyla da limitli olmayacak. Bu da ormanda sürekli kendinizi yakıp yakıp, hararet yaptırıp yaptırıp canavarları rahatsız edebileceğiniz anlamına geliyor diye düşünüyorum. Elektro zıpkına da bir buff var. Ee, hedefin büyü direncini, yani hedefe vurduğunuzda büyü direncini 4 saniyeleri toplanacak, birekecek şekilde %10 azaltıyor. Yani onun rakibe vurduğunuzun büyü direncini azaltıyor direkt. Bu güzel bir mekanik. Oyunda çok bu tarz mekanik yok. Ee, eğer ki hararetten yani sarıdayken güçlendirilmiş ısınmışken makine buna atarsanız %15 büyü direnci azaltıyor. Ben bunun üst koridoru Rumble'dan çok orman Rumble'a yarayacağını düşünüyorum. Denedim yaradı bu arada. İlginiz olsun şundan. Trash. E'nin bekleme süresi arttı. Artık sabit değil. 9 saniye sabit yerine 11 ila 9 saniye arasında olacak. W maxleyen yani Trash'lara bir ceza daha verilmek istendi. Eskiden agresif olmak için E fullerdi. Trash'ler. Ee, şimdi <laughs> tabası da artardı. Şimdi bekleme süresi de buradan alacaklar. Çok büyük bir bekleme süresi artışı değil. Ee, çok pencerelere odaklı oynayan koridorlar için önemli bir durum. Mesela Leona'nın E'sini bekleme süresini kuduğunu azalıyor ama Leona E fullemiyor. Mesela o tarz durumlarda etkili olabilir. İlk E'ye Derisini yüz atabilirsiniz. Karşıdaki adam E fullemiştir. Leona E fullemiştir. İkinci E'sine atamazsınız bir şey. Bekleme süresi dönmez. Ama onun dışındaki durumlarda dışında ya yani bir şey olacağını düşünmüyorum. Trash'e hala. Vladimir Q'nun bekleme süresi ileri yetenek seviyelerinde azaldı. Zırvaladıklarını düşündüğüm e, bufflardan bir tanesi bu. Kan nakli. Bekleme süresi 9 ila 5 saniye arasından 9 ila 4 saniye arasında düştü. Şimdi burada şöyle bir problem var. Geçtiğimiz zamanların bir tanesinde Silas W'sunun bekleme süresini bir azaltma aldı. Sylas oyuncuları direkt W fullemeye başladılar. Savaşta sürekli W atıyorlar. 3 saniyede bir W atıyorlar. Ve ölmüyor şampiyon. İnanılmaz da fazla vuruyor. Aynı buff neden Vladimir'e getirildi? Çünkü şeyden eminim. Sylas'ın ölçüleyecekler. Bak eminim Sylas'ın ölçüleyeceklerinden. O kadar diyeyim size. Sylas'ın o W'sunu öyle bırakmayacaklar. Onlar onu ölçüleyecekler. Ama şimdi neden nedense Vladimir'inki de bufflanıyor. Uzun süredir pro arenada görmediğimiz bir şampiyon. Halbuki solo oynanan bir şampiyonda. Ana problemi eşya dizilimi olan şampiyonlarımızdan bir tanesiydi. Özellikle bekleme süresini düşürme konusunda zorlanıyordu. Çünkü eskiden beri yani çok basit bir eşya dizilimi vardı Vladimir'in. En erken ne kadar bekleme süresinde azalma alabiliyorsanız onu almaya çalışıyordunuz. Q'yu mümkün olduğu kadar spamlamaya çalışıyorsunuz çünkü. Ee, şimdi de ona yönelik bir buff. Bence çok saçma olduğunu düşündüğüm bir buff aynı zamanda. Yorick. Ee, ben solo hiç görmedim Yorick. Ama e, bu infolara göre yani bu nerf'ün gelişine göre, bu kadar hızlı geldiğine göre ve milletten duyduğum kadarıyla Yorick gerçekten güçlü durumdaymış. Soloku'da. Aldığı güçlendirmelerden sonra. Ruhların çobanı, e, sis gezgini hasarı yani bu küçük hayaletlerin hasarı e, son seviyede yani ilerleyen yetenek seviyelerinde azalmış durumda hasarları. Küçük küçük azalttılar miktarlarını. E, biraz, ve toplam saldırı gücü miktarından da artık daha az faydalanıyor. %30'dan %25'e inmiş durumda. Sis'in matemi E'si sis gezginlerinin yani çıkardığı o hayaletlerin ilk sıçrama hasarı ilk saldırdı %200'den ilk saldırdı %100'e indirildi. Ama yeni bir özellik geldi. İşaretli hedefler yani E ile attığınızda işaretlediğiniz vardı ya yeni gelmişti geçen peçte. E, yapacağı sonraki 8 saldırıdan %40 daha fazla hasar alır diyor. Yani devamlılığa önem veriyor. Anlık hasardan ziyade o hayaletlerin hayatta kalması da önemli bir durum adaların adına da bir değişiklik var. Sisin Hanım'ın yerine yakın dövüşçü ve menzili minyonlara öncelik verir diyor. Ee, artık ulti. Yani zaten daha yeni oynanabilir hale gelmişti. Hemen nerflemenin ne anlamı vardı bilmiyorum ama demek ki domine etmiş solo Q'yu. Eğer domine etmeden nerf edilerse ayıp etmişler aşağıya. Zek W'nun hasarı arttı ve ciddi anlamda bir artış var W'nun hasarında. 25 ila e, 85 ve Azami Can'ın Hedefin azami canının %4 ila 8'inden ve kendi yetenek gücü, yüz yetenek gücü uzmasının %2 artmak üzere bir hasarı vardı. Şimdi 35 ila 95 ki bu bayağı bir artı. Çünkü Zek'in W'sunu bekleme süresi yerden kendi parçacıklarınızı topladığınızda azalan bir yetenek. Bekleme süresini düşürebiliyorsunuz yani aktif olarak. E, Artırarak artı rakibin Azami Canan'ın yine %4 ile 8 arasında hasar veriyor. Fakat artık yüz yetenek gücü başına %4 daha fazla vermeye başlıyor. Şimdi normalde Zek oyuncuları E fulllemek zorunda. Çünkü daha uzaktan atlamanızı sağlıyor. Fakat ikinci olarak da W fulllediğinizde ve bir miktar yetenek gücü kastığınızda bence kasacaklar. Çünkü neden olmasın? Hatta neden olmasın diye olsun yani. Bence kasacak oyuncular. Yani belki şeyi düşünebilirler. Belki direkt olarak yetenek gücü gitmek yerine işte atıyorum mesela gün ateşi üzerine zon yağ üzerine ben falan gibi. Böyle biraz daha hibrit de gidebilecekleri biraz hayatta da kalmalarını sağlayan bir eşya dilimi gelebilir zek oyuncularından. Ama yetenek gücü başına yani 100 yetenek gücü başına %4 hasar artışı ciddi anlamda fazla orman temizleme hızında da ciddi bir artış var zekin. Onu söyleyebilirim size. Şimdi... Ee, gelelim büyük ormancı değişikliklerine. Darius pasifinin kanama etkisi canavar hasarı ilavesi %175'den %300'e çıkarıldı. Bu PBE'de %500'de ortalıkta gördüğünüz level 2'de dragon kesen falan Darius'lar oradan görmeydi. %500'den %300'e kadar indirdiler bunu. Ee, çok çok iyi olmuş durumda Darius. Darius'un bir artısı vardır tabi diğer ormancılara kıyasla. Yanına gitmeye korkacağınız çarlardan biridir. Öyle kolay kolay counter jungle'da atamazsınız. Dezavantajı ne bir jungler olarak? E, yavaş hareket ediyor ormanın içerisinde. Ama oynanabilir duruma geldiğini söyleyebilirim. Dayana pasif e, gümüş gümüş ay bıçağının destansı olmayan canavarlara verdiği hasar %150'den %300'e çıkarılmış durumda. E, aynı zamanda aldığı saldırı hızı yüzde şey, %10 ila %40 arasına %20 ila %40 arasına çekildi. Dayana zaten aslında bu Baftan önce de ormanda çok da böcek durumda değildi. Fena bir temizleme hızı yoktu. Problemi neydi? Evelin gibi erken önde kimseyle duello yapamıyorsunuz. Hala duello yapamayacak ama en azından orman temizliği daha az olduğu için kamplarını alıp kaçma fırsatınız var. Yani dayanayla kendi kamplarınızı alıp kaçma fırsatınız var. Mordekaiser pasif karanlık azabın canavarlara karşı sınırlı hasarını kaldırdılar. 28 ile 164 yerine tüm seviyelerde 180 yaptılar e, sınırlı hasarını. Rakiplerin canına göre vuran bir hasar. Ama daha güzel bir özelliği var artık bunun. E, bunu yazmamışlar nedense buraya. Küçük canavarlara vursanız bile pasifinizi açık tutabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir problemdi Mordekaiser ormanı için. Çünkü özellikle kayacıllarda, diğer kamplarda Mordekaiser ne yapıyordu? Sadece büyük yaratığa vuruyordunuz. Pasifiniz açılıyordu. Zaten pasifle ölüyordu küçükler. Orada sıkıntı yok. Kayacıllarda büyük öldükten sonra pasifiniz kapanıyordu ve kayacıları kesemiyordunuz. Şu anda kapanmıyor pasifiniz. O yüzden kayacıları da iyi keser durumda. Mordekaiser'in de Düzgün bir eşya bulamamasına rağmen ormanda oynanabilir durumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mordekaiser'da Darius gibi e, dibine girmekten çekineceğiniz bir şampiyon. Ben Hecarim'im. Hadi Morden'in dibine gireyim de biraz fight yapayım falan diyemezsiniz öyle kolay. Kolay, kolay gelir sizi döver o. O yüzden tedbirinizi alın. Bu tarz şampiyonlara karşı. Zed açıkçası bu değişiklikler içerisinde beğenmediğim ve işe yaramayacağını düşündüğüm tek değişiklik. bayağı bir değişikliği var e, Zed'in. Rakip şampiyonları 10 saniyede bir uygulanır artık. E, <laughs> pasifinin Düşene tekme özelliği var. Yani yarı canın altına inenlere fazladan hasar verme özelliği. Yarı can mıydı ya? Yarı can diye hatırlıyorum. E, belli bir canın altına inen hedeflere fazladan hasar verme özelliği var Zed'in. E, artık şampiyonlarda sadece kuldağına girecek. Normalde bunu patlattığın zaman bekleme süresini girerdi. Artık canavarlarda kuldağına girmiyor. Bu da bu canavarları bir şekilde %50'nin altına indirebildikten sonra %50 diye hatırlıyorum tekrardan yanlış olmasın. Ondan sonrasında <laughs> çok daha fazla hasar vermeni sağlayacak. Yalnız biraz da nerfediler bir miktar. E, Düşene tekmenin canavarlara iki kat hasar vermesini sağlayan bir mekanik vardı. Onu kaldırdılar. Tüm seviyelerde de 300'e limitlediler bu hasarı. E, ama sadece destansı canavarlarla sınırlı. Yani özellikle büyük kampları çok hızlı temizleyecek artık Zed. E, Gromp'u, maviyi, kırmızıyı falan Ve erken smite atmayı da Teşvik eden bir durum Bu da karşınızda zed orman görürseniz Karşı ormana girmekten çekinmeyin demek çünkü Hızlı kesebilmek için erken smite atmaya ihtiyacı var Erken smite attığında da Adamın kampının canı azalında smite olmayacak Sizin çarpınız olacak ve çalabilirsiniz Demek zed görürseniz karşınızda bunu uygulayabilirsiniz Morgana Zulüm gölgesi e, Zulüm toprağı değil miydi bu ya Niye zulüm gölgesi yazmışlar Neyse W'sunun destansı olmayan canavarlara verdiği ilave hasar %150'den %200'e çıkarılmış durumda. Orman temizleme önemli bir artış sağlamış durumda. Ama zaten çok kötü durumda değildi Morgan'ın temizlik hızı. Morgana'nın oynanmamasının sebebi Morgana'nın düello becerilerinin olmaması. Yok çünkü öyle bir şey. Ee, yani Olaf gelirse görürse sizi keser mesela. Ekarim mesela görürse sizi keser. Böyle problemleri var. Ama onun dışında oynamanız gereken stil e Kartus gibi oynayın. Elis gibi gözükebilir şampiyon. gen katabilirsiniz gibi gözükebilir ama siz Kartus gibi oynayın inanın bana. Rakipten mümkün olduğunca rakip ormancıdan mümkün olduğunca uzak kalın. En hızlı şekilde farmınızı alın. Çok hızlı 6 yer aşlama şansınız var şu anda. Ve 6 yer aşladığınızda mavi çarpınız da varken kullandığınız runa göre adamlar sizin ultinizden flash bile kaçamayabilirler. Bu avantajı kullanmanızı tavsiye ederim. E, işine i̇şine yarayacaktır Morgana oyuncularının. Eşyalar Dinçleştirici ay taşı e, hedefin seviyesine bağlı olarak iyileştirme miktarı 50 ila 100'den sabit 60'a düşürüldü. Bu da erken seviyelerde bir buff ilerleyen seviyelerde nerf anlamına geliyor. E, taban iyileştirme miktarı çatışmada kaldığınız miktar başına %12.5 ila %50 arasında artıyordu. Şimdi sadece bunun e, dinçleştirici ay taşı değil kendi iyileştirmeleriniz ve kalkanlarınız da savaşta kaldığınız süre boyunca %20'ye kadar artıyor. Bu aslında çok doğru yapılmış bir adım. Çünkü bu bir destek eşyası, bu bir enchanter support eşyası. Yani kalkan atan, iyileştirme etkileriyle oynayan desteklerin eşyası ve bunlar dışında herkes kullanıyordu bunu. Şu anda şöyle bir artısı var. Savaşta kalabildiğin süre boyunca karması, lulusuz, canası, sorakası, sonası bunlar savaşta kaldığı süre boyunca iyileştirme miktarını arttıracaklar. Kendilerinin kalkan miktarını da arttıracaklar. Yani bunu düzenli kullanan şampiyonlar için çok büyük bir buff. Aynı zamanda diğer yeteneklere yetenek hızı kazandırmak yerine yıldız ışını iyileştirmesini de arttırmaya başladı. Diğer aldığınız eşyalardan da yıldız ışını yani dinçleştirici ay taşının kendi iyileştirme miktarında 10-10 arttıracak. Yetenek hızı bence bu tarz şampiyonlar için bir tık daha önemli bir istatistikti ama yetenek hızına erişim zaten çok kolay oyunda ve alabileceğiniz en fazla ihtişamlı pasiften yani bir tane daha alırsınız. 5 yetenek hızına 10 iyileştirme artışını ben tercih ederim. Çünkü iyileştirme artışını da diğer eşyaların hepsinden sağlayabiliyorsunuz. Ben çok güzel bir doğru yönde yapılmış bir değişiklik olduğunu düşünüyorum burada. Ay taşı'nın. Turelia'nın şarkısı artık sonraki 3 hasarı fazladan 35 ila 55 arası bir hasar verecek şekilde güçlendirmiyor. O yönüne bir nerf yani Galyolar TF'ler falan almasın. Demek için bir nerf. Başka bir takım arkadaşını güçlendirmek veya korumak kendiniz hariç her iki takım arkadaşına da 1.5 saniyeliğine %25 hareketsiz sağlıyor. Bu bir pasif. Bak bu pasif olarak kullanılıyor. Yani mesela Lulu'sunuz adama kalkan verdiniz. %25 hareketi gidiyor. Artık Lulu yüzken mesela W ile adama hız vermeye çalışmanıza gerek yok. W'yu gerçekten rakipler için ofansif rakipler üzerinde kullanmayı deneyebilirsiniz. Tek sıkıntı ihtişamlı pasif. Az önce bahsetmiştim ay taşında. Zaten en fazla bir tane yani bir şeyim ihtişamlı yana bir tane efsane bir eşya alabiliyorsunuz destekken. Çok oyun uzamadığı sürece ikinciyi alamıyorsunuz. O yüzden %3 hareketi yerine sadece 5 yetenek hızı veriyor olacak artık size akan su asası 3 saniyelene %15 hareket hızı veya defans seviyesine bağlı olarak 20 40 yetenek gücü veriyordu. Artık 4 saniyeliğine veriyor. Ve 20 40 yetenek gücü devam ediyor ama 20 de yetenek hızı veriyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Acaba bunu kendinize veriyor musunuz hala? Çünkü eğer kendinize de veriyorsanız bu bir buff. Neden bir buff? Çünkü ay taşından hafif bir yetenek hızı kaybettiniz ama çok küçük bir miktarda. Buradan ciddi anlamda tekrardan alabiliyorsunuz ve Enchanters destekler için kalkanların daha hızlı olması, iyileştirmelerin daha hızlı dönmesi için çok önemli bir buff olduğunu düşünüyorum. Bunun ve bu değişikliklerin de çok işine yarayacağını düşünüyorum oyuncularımızın. Yani bu bu yönde oynamak isteyen Enchanter seven destek oyuncuları için. O yönden de bazı şampiyonlar için bu arada yetenek hızı bir buff. bazı şampiyonlar hareket hızından çok yetenek hızını tercih ederler. Çoğu şampiyon için de buff olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Donmuş yürek zırh miktarı 70'den 80'e çıktı. Güzel bir ama bu eşya çok kötü bir eşya. Hiçbir işe yaramıyor. Geçiyorum o yüzden. Kimyasal turşucu artık siz hariç bütün dostlarınıza e, şey etkisi veriyor. Ağır yara etkisi veriyor. Kalanlar çok önemli değil. Artık e, bunu aldığınız zaman bu eşyayı aldığınız zaman chatte gözüküyor falan filan önemli. Değil. Artık siz dışında herkese veriyor ağır yarı etkisinde. Artı yetenek yüzü miktarda. 5 artmış durumda. İyon çizmeleri 9'dan 950 altına çıktı. 1000'e çıksaydı çok güzel olurdu. Neden 1000'e çıksaydı çok güzel olurdu? Çünkü genelde ormancılar ilk üstler dönüşlerinde bu eşyayı alıyorlar. Onu alama almalarını engellemek için bu yapılabilirdi belki. Biraz daha arttırsalardı para miktarını. Özellikle ormancıların çok kullandığı bir eşya. E, tamamen özellikle hekarimler mesela hayaletleri hızlı da olsun. Sıçralar hızlı gelsin ki genk falan da atabilelim diye kullanıyorlar. E, bence yani şu anda eşya olarak güçlü durumda ama bir nerf'ü daha kaldırabileceğini düşünmüyorum. Füze kemer, can miktarı 100 azaldı. Büyü nüfuzu veriyor artık 6. Güzel buff. Hasar vermek istiyorsunuz siz. Güzel bir buff olduğunu düşünüyoruz. O yüzden Gece Tırpanı'na karşı bir alternatif opsiyonu olsun diye verilmiş bir buff. Hatchmate'li Hydra. Erken safhalardaki düşük can canlı dizilimlerdeki gücünü alıyoruz. Gene bir şekilde dolaylı yoldan Urgot nerflendi. İnanılmaz ya gerçekten. Abi, Conqueror nerfini Urgot'a çarpıyor. Hacmetli nörfleniyor Urgot'a çarpıyor. Urgot'un kendisini nörfleniyor gene Urgot'a çarpıyor. Kraken nörfleniyor Urgot'a çarpıyor. Yani her item nörfünde her bir şey bir şekilde Urgot'a çarpıyor. Garibim gerçekten çok da tipsiz şampiyon ama e, yani küçük Emrah moduna geldi ya. Ne, ne bir şey olsa hep Urgot'a çarpıyor abi nörfler. Gene Urgot nörflenmiş oldu bir şekilde dolaylı yoldan. Zaten bunu Urgot'tan başka kullanan kim vardı hatırlamıyorum. Belki Shen kullanıyor olabilir ama yani gene Urgot'a çarptı nörfler artık azami canın %1'ine eşdeğer miktarda değil ilave canın %2'sine eşdeğer miktarda hasar vermeye başladı diyelim. Ve bir şey de kalmadı zaten minik bir özet yapalım. E, Gwen güzel şampiyon OPD olacağını düşünmüyorum. Eni önemsiz Narf Aphelios önemsiz Buff yapıyor, önemsiz Buff. Doktor Mundo ayıp ettiler. Sadece Sena'nın yanında oynanabileceğini düşünüyorum artık. Nar gereksiz nerf. LeBlanc gereksiz buff. Itemlarını bufflayın büyücülerin. Buna ihtiyacı var büyücülerin. Listen güzel buff. Orianna çok hayatında bir şey değiştirmez. Ramos güzel bir rework olduğunu düşünüyorum. Çok minik de olsa tatlı olduğunu düşünüyorum Ramus'un. Rumble e, bence üst koridordan daha da uzaklaştıracak bu değişiklik onu. Ben doğru yöne atılmış bir adam olduğunu düşünmüyorum. Trash tatlı nerf. Vladimir çok büyük buff kağıt üzerinde. Yorick nerflediler bence erken. Daha erken nerfler. Zek çok büyük buff. Ormancı değişikliklerinde Darius önerebilirim. Morde önerebilirim. Morgana önerebilirim. Zed bence oynamayın. E, yani ben de çok isterim Assassin ormancı görmeyi ama... Ya şöyle bir problem var abi. Ormanınızdasınız. Zekarim üstünüze koşuyor. Ne yapacak Zed? Ne yapabilir yani? Şansı var mı Zed'in? Darius döner dövüşür. Morde döner dövüşür. Morgana bir şey atar kaçar. Tutturmaya, tutturmasına bağlı tabii ki ama tutturabilirse atar kaçar. Zed kaçamaz abi. Zed'in şansı yok böyle bir durumda. E, Meta Zed'in oynanabileceği hiçbir ortam değil. Mesela Kazik falan orta ustalıkta ormancı olarak. Ha der o zaman Hazret. Hadi bakalım kim kimden kim kime tek atıyor bir görelim bakalım der ama şu anki metanın çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Dayana Evelyn gibi oynarsanız iş yapabilirsiniz ama bence Dayana da oynamayın. Şu üç oynanabilir. Darius Morde Morgana. Eşyalar. Ay taşı, güzel değişiklik. Akan su asansı, güzel değişiklik. Şuraya büyük nörflenmiş durumda bence. Sadece artık kalkan falan atabilen desteklerini kullanabileceği bir eşya. Bence ama overall'da zayıf bir eşya oldu. Donmuş yürek gereksiz yani yetersiz buff. Eşya çok kötü. Çürütücü Buffalo nerf arası bir şey. Çizmelere küçük bir nerf. Füze kemer'e ben buff olduğunu düşünüyorum. Haşmet liraya da gereksiz olduğunu düşündüğüm bir nerf diyelim. Ve 11.8 yama notlarının sonuna gelelim. Bu MSI öncesi bir yamamız daha gelecek. Çok büyük ihtimalle. Çünkü tarihsel olarak tutuyor. 11.9 bir tane daha gelecek. Ve MSI'ya başka bir meta izletilmek istiyorsa orada da bir sürü değişiklik göreceğiz. Ama bu şampiyonların bazılarının meta etkisi olacağını düşünüyorum. Geldiğiniz için teşekkürler. Gelmişken abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın